Uzayın derinliklerinde saklı, gizemlerle dolu bölgeler, insanlığın keşfetmeyi merakla beklediği alanlar bulunmaktadır. Gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler ve galaksiler, evrende bizden uzakta, binlerce sır barındırmaktadır. Bu belgesel ile sizleri, uzayın büyüleyici ve esrarengiz dünyasına davet ediyoruz. Uzay, sonsuz bir karanlık içinde, gizemini koruyan bir labirent gibidir. Milyarlarca yıl süren evrimin sonucunda, gökyüzünde parlayan yıldızlar, karmaşık galaksiler ve devasa gezegenler, insan zihninin sınırlarını zorlamaktadır. Ancak, tüm bu göz alıcı manzaraların arkasında, evrenin sırlarını çözmek adına, daha derinlere inmek için, bir arzu doğmuştur. Oort bulutu, bu belgeselin odak noktasını oluşturan ve izleyenleri daha önce keşfedilmemiş bir bölgeye götüren, önemli bir konsepttir. Ünlü astronom, John Oort'un adını taşıyan bu bulut, Güneş sisteminin çok ötesinde, uzak bir noktada yer alan, dev bir buzlu gök cisimleri deposudur. Oort bulutu, içerisindeki gizemli nesnelerle, özellikle de kuyruklu yıldızlarla, evrenin geçmişi ve geleceği hakkında, önemli ipuçları sunan bir keşif alanıdır. Güneş sisteminin çok uzak bir bölgesinde yer alan, hipotetik bir gök cisimleri deposudur. Güneş sisteminin dış sınırlarında, uzak mesafelerde yer alan, büyük miktarda buzlu gök cismini içerir. Oort bulutunun varlığı, kuyruklu yıldızların ve uzak gök cisimlerinin yörüngeleri üzerindeki belirli özelliklerin incelenmesiyle tahmin edilmiştir. Ancak doğrudan gözlemlenememiştir. Oort bulutunun ana özelliği, içerdiği buzlu gök cisimleri ve kuyruklu yıldızlar nedeniyle uzak ve soğuk bir bölgede yer almasıdır. Bu buzlu cisimler, Güneş'e oldukça uzak mesafelerde dolaşan ve zaman zaman Güneş sistemine yaklaşarak, parlak kuyruklar oluşturan kuyruklu yıldızların kaynağını oluşturabilir. Oort bulutu hipotezi, 20. yüzyılın başlarında Hollandalı astronom John Oort tarafından geliştirilmiştir. Bu bilim insanı, gözlemler ve matematiksel modeller kullanarak, Güneş sisteminin dış bölgelerindeki kuyruklu yıldızların ve diğer buzlu cisimlerin kaynağını açıklamaya çalışmıştır. Araştırmaları sonucunda, kuyruklu yıldızların, Güneş sisteminin dış bölgelerinden gelmiş olabileceğini düşündü. Kuyruklu yıldızlar, Güneş'e yaklaştıklarında, Güneş rüzgarı ve diğer etkiler nedeniyle parlak kuyruklar oluştururlar. Ancak, bu cisimlerin neden Güneş sisteminin iç bölgelerine doğru hareket ettiği ve nereden geldiği sorusu yanıtlanmamıştı. John Oort'un dikkatini çeken bir diğer önemli faktör, kuyruklu yıldızların yörüngelerinin düzensiz davranışlarıydı. Bazı kuyruklu yıldızların, Güneş sistemine oldukça uzak mesafelerden gelip, aniden ortaya çıkması, bu cisimlerin daha büyük bir uzak bölgede biriktiklerini düşündürdü. John Oort, Güneş sisteminin dış bölgelerinde, Neptün ve Plüton'un ötesinde, düşük sıcaklıklarda, donmuş gaz ve cisimlerin bulunabileceğini öne sürdü. Ancak, bu cisimler, genellikle çok uzak ve parlak olmadıkları için, doğrudan gözlemlenmeleri zordu. Kuyruklu yıldızların kaynağının, Güneş sistemine yakın bölgelerde değil, daha uzak bölgelerde bulunan bir depo veya bulut olduğunu düşündü. Bu cisimler, dış bölgelerdeki bu buluttan, Güneş sistemine doğru rastgele yörüngelerle çekilebilirdi. Amerikalı astronom Gerald Kuiper, Güneş sisteminin dış bölgelerindeki cisimlerle ilgili önemli çalışmalara imza atmıştır. Kuiper, 1950'lerde Oort bulutunun varlığını destekleyen kanıtlar sunmuş ve bu hipotezin, Güneş sisteminin dış bölgelerindeki cisimlerin kökenini açıklamada önemli olduğunu öne sürmüştür. Kuiper kuşağı da adını bu astronomdan almıştır. İngiliz astronom Brian Marsden, Güneş sistemindeki küçük gök cisimlerinin yörüngeleri üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Bu çalışmalar, Oort bulutunun varlığını destekleyen ve kuyruklu yıldızların kökenini anlamaya yönelik bilgiler sağlayan önemli veriler içermektedir. John Oort'un öğrencileri ve onun bilimsel mirasını devralan diğer bilim insanları da Oort bulutunun araştırılmasına katkıda bulunmuştur. O araştırmacılar, teleskop gözlemleri, matematiksel modeller ve sayısal simülasyonlar kullanarak Oort bulutu hipotezi üzerine çalışmışlardır.
Can Ortun, bu gözlemler ve düşünceler temelinde ortaya koyduğu hipotez, Güneş sisteminin dış bölgelerinde geniş, ancak seyrek nesne deposu olan Oort bulutunu öngörmekteydi. Oort bulutu hipotezi, kuyruklu yıldızların ve diğer uzak nesnelerin kaynağını anlamak için bilim insanlarına bir çerçeve sağlamış ve bu alandaki daha fazla araştırmaya ilham vermiştir. Ancak Oort bulutunun varlığına dair doğrudan gözlemler şu ana kadar yapılamamıştır. Oort bulutu genellikle küresel bir bölge olarak düşünülür. Bu durum, Güneş sisteminin dış bölgelerinde çeşitli yönlerde dağılmış birçok buzlu cismin bulunduğu bir yapıyı ifade eder. İçindeki nesneler, Güneş sisteminin kütle çekimi etkisinden çok uzak olduğu için Güneş'in çekimine zayıf bir şekilde bağlıdır. Bu nedenle Oort bulutundan gelen nesnelerin yörüngeleri Güneş'in kütle çekim etkisiyle kolayca değişebilir. Bulut içindeki nesnelerin yörüngeleri genellikle rastgele ve karmaşık olarak düşünülür. Bu nedenle kuyruklu yıldızlar ve diğer cisimler Oort bulutundan Güneş sistemine farklı yönlerde ve farklı eğimlerde gelebilir. Oort bulutunun oluşumu Güneş sisteminin erken evrelerinde gerçekleşmiş olabilir. Güneş sisteminin oluşumu sırasında bir dizi gök cisminin ve buzlu materyalin Güneş çevresinde dağınık bir şekilde bulunduğu düşünülmektedir. Oort bulutu, bu erken dönemde kalan ve Güneş sisteminin dış sınırlarında biriktirilen bu materyalin bir kalıntısı olabilir. Bir başka hipoteze göre, Güneş sisteminin erken evrelerinde yakınından geçen diğer yıldızların çekim etkisi, dış bölgelerdeki gök cisimlerini bu uzak alana itmeye neden olabilir. Bu geçiş yıldızları, Oort bulutundaki cisimlerin oluşumunda etkili olabilir. Galaktik çevresel etkileşimler de Oort bulutunun oluşumunu etkileyebilir. Galaksi içindeki diğer yıldızlar, moleküler bulutlar ve galaksi geçişleri, Güneş sisteminin dış bölgelerindeki gök cisimlerinin bu uzak depolama alanında birikmesine neden olabilir. Oort bulutu, Güneş sisteminin uzak dış bölgelerinde yer alan hipotetik bir yapıdır ve genellikle iki ana bölümden oluştuğu düşünülmektedir. Bu yapı, Güneş çevresinde, geniş bir alanda, dağınık olarak bulunan buzlu gök cisimleri ve kuyruklu yıldızları içerir. Birinci bölge olan iç Oort bulutu, Güneş sisteminden oldukça uzakta, Güneş sisteminin iç kısımlarından, örneğin Neptün'den itibaren, yaklaşık 2000 astronomik birim veya daha fazla mesafede başlar. Bir astronomik birim, Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafedir ve yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu bölgede bulunan gök cisimleri, çoğunlukla büyük buzlu nesneler ve potansiyel kuyruklu yıldız kalıntılarıdır. Güneşin çekim etkisi, bu uzak bölgelerde zayıf olduğu için, bu cisimler, genellikle döngüsel veya eliptik yörüngelerde dolaşırlar. İkinci bölge olan dış Oort bulutu, iç Oort bulutundan daha uzakta, tahmini olarak 20.000 astronomik birim veya daha fazla bir mesafede başlar. Bu bölgedeki cisimler, daha çok kuyruklu yıldızları içerir ve Güneş sisteminin dış sınırlarına kadar uzanabilir. Dış Oort bulutunda bulunan bu kuyruklu yıldızlar, zaman zaman Güneş'e doğru yaklaşarak parlak kuyruklar oluşturabilirler. Oort bulutu, geniş bir alana yayılmış ve Güneş sisteminin sınırlarını oluşturan bir tür gök cisimleri deposu gibidir. Bu yapı, milyonlarca veya milyarlarca buzlu gök cismini içerebilir ve bu cisimlerin toplam kütlesi oldukça büyük olabilir. Ancak, doğrudan gözlemlenememesi nedeniyle Oort bulutunun tam yapısı ve içeriği bugün büyük ölçüde bilinmemektedir. Oort bulutunun yapı taşları, içerisinde barındırdığı buzlu gök cisimleri ve kuyruklu yıldızlarla şekillenir. Bu bileşenler, Güneş sisteminin erken evrelerinden kalma materyallerin birikimiyle oluşmuşlardır. Temel bileşenlerinden biri, içerisinde barındırdığı büyük miktarda buzlu gök cisimleridir. Bu cisimler, genellikle su, metan, amonyak ve karbondioksit gibi uçucu maddeler içerir. Düşük sıcaklıklarda donmuş olan bu maddeler, bu uzak bölgelerde kararlı kalabilirler. Buzlu gök cisimleri, Oort bulutunun özgün kimyasal bileşimini oluşturan ana yapı taşlarıdır. Oort bulutu, kuyruklu yıldızların kaynaklandığı bir bölge olarak bilinir. Kuyruklu yıldızlar, Oort bulutundan kaynaklanan ve Güneş'e doğru hareket eden gök cisimleridir.
Bu cisimler, Güneş'in çekim etkisi altında kalarak, iç Güneş sistemine doğru yönelir ve bu süreçte, ısı ve radyasyon nedeniyle, parlak kuyruklar oluşturabilirler. Oort bulutu, kuyruklu yıldızların kaynağını oluşturan bu cisimleri içerdiği için, önemli bir rol oynar. İçerdiği gök cisimleri arasında, çeşitli büyüklüklerde ve bileşimlerde olan cisimler bulunabilir. Bu cisimler, Güneş sisteminin erken evrelerinden kalan ve bu uzak depolama bölgesine biriktirilen materyallerdir. Her bir gök cismi, evrim süreçlerine ve geçirdikleri çevresel etkileşimlere bağlı olarak farklı özelliklere sahip olabilir. Kuyruklu yıldızlar, Oort bulutunun önemli bileşenlerinden biridir ve bu gizemli yapıdan kaynaklanan veya etkilenen gök cisimleridir. Karakteristik parlak kuyruklarıyla tanınan, genellikle uzun ve belirgin yörüngelerde dönen gök cisimleridir. Güneş sisteminin erken evrelerindeki materyallerin birikimi ve dış bölgelerden gelen çeşitli etkileşimler sonucu oluşmuşlardır. Bu gök cisimleri, genellikle içerisinde buz, toz ve uçucu gazlar bulunan çekirdeklerden oluşur. Oort bulutu, bu tür çekirdeklerin kaynaklandığı yerlerden biridir. Kuyruklu yıldızların yörüngeleri, genellikle eliptik ve büyük bir periyoda sahiptir. Bu yörüngeler, genellikle Güneş sisteminin dış bölgelerinden kaynaklanan ve Oort bulutundan gelen kuyruklu yıldızların karakteristik özelliklerindendir. Güneş'e yaklaştıklarında, ısı ve radyasyon nedeniyle çekirdeklerindeki buz ve gazlar buharlaşır, çevresinde parlak bir kuyruk oluşturur. Kuyruklu yıldızlar, Güneş'e yaklaştıklarında, çekirdeklerindeki buzlar ve uçucu gazlar buharlaşarak, Güneş'e doğru yönlendirilir. Bu buharlaşma, cismin çevresinde, parlak ve renkli kuyrukların oluşmasına neden olur. Kuyruklu yıldızın kuyruğu, genellikle Güneş'e doğru yönelir, ancak, Güneş rüzgarı ve ışığının etkisiyle, uzaya doğru uzanır. Gökbilimciler, kuyruklu yıldızları gözlemleyerek, Güneş sisteminin evrimi ve oluşumu hakkında önemli bilgiler elde ederler. Kuyruklu yıldız gözlemleri, içerdikleri materyallerin kimyasal bileşimini, yörüngelerini ve bu cisimlerin Güneş sistemindeki dinamik etkileşimlerini anlamamıza yardımcı olur. Güneş sisteminin erken dönemlerinden kalan materyalleri içerdiği için, içerdikleri bileşenlerdeki izotop oranları ve kimyasal yapılar gibi özelliklerle, bilim insanlarına, evrenin geçmişi hakkında önemli bilgiler sunabilir. Oort bulutunun oluşumu ve bileşenleri üzerinde, dış galaksi etkileşimlerinin rolü, Güneş sisteminin evrimi konusunda önemli bir faktördür. Dış galaksi etkileşimleri, Oort bulutunun içeriğini ve yapısını şekillendirebilecek dış kaynaklı etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. Dış galaksi etkileşimleri, Güneş sistemine en yakın diğer yıldız sistemleri ve galaksilerle olan karşılıklı etkileşimleri içerir. Bu etkileşimler, çekim kuvvetleri aracılığıyla gerçekleşir ve Güneş sisteminin dış bölgelerindeki gök cisimlerinin yörüngelerini etkileyebilir. Yakın geçiş yapan yıldızlar veya diğer galaksiler, Oort bulutundan gök cisimlerini bu uzak depolama bölgesine itmekte veya çekebilmektedir. Galaksi geçişleri ve çeşitli gaz bulutlarının Güneş sistemi ile etkileşimi, Oort bulutunun oluşumunu etkileyebilir. Bu geçişler ve gaz bulutları, çekim kuvvetleri ve yoğun gaz etkileşimleri yoluyla gök cisimlerinin yörüngelerini değiştirebilir. Ayrıca, bu etkileşimler, Oort bulutundan kaynaklanan kuyruklu yıldızların dönemsel olarak Güneş'e doğru hareket etmelerine neden olabilir. Güneş sistemi, bulunduğu galaksi olan Samanyolu'nun çeşitli çevresel koşullarına maruz kalmaktadır. Samanyolu içindeki diğer yıldızlar, gaz ve toz bulutları gibi unsurlar, Güneş sisteminin evrimini etkileyebilir. Bu etkileşimler, Oort bulutunun içeriğinin şekillenmesinde rol oynayabilir. Samanyolu gibi galaksilerin, gençleşme ve evrim süreçleri, Oort bulutunun oluşumu ve bileşenleri üzerinde etkili olabilir. Bu evrimsel süreçler, galaksi içindeki diğer yıldızların hareketlerini ve çekim etkileşimlerini değiştirerek Oort bulutunun içeriğini etkileyebilir. Oort bulutu, bilim insanları için günümüzde birçok gizemi barındıran uzak ve hipotetik bir bölgedir. Bu gizemler, Oort bulutunda bulunan ve çeşitli özelliklere sahip olan cisimlerle ilgili anlamaya çalışılan konulardır.
Tahminlere göre, Oort bulutunda milyonlarca, hatta milyarlarca kuyruklu yıldız olabileceği düşünülmektedir. Bu sayı, bu uzak bölgedeki büyük buzlu gök cisimlerinin ve kuyruklu yıldız kalıntılarının muhtemel yoğunluğunu temsil etmektedir. Ancak, bu tahminler, Oort bulutunu ve içeriğini daha iyi anlamak için, gelecekteki gözlemler ve bilimsel araştırmalarla daha da rafine edilecektir. Oort bulutundaki cisimlerin bazıları, Güneş sisteminden geçen ve tekrar uzak bölgelere gitmek üzere olan diğer yıldız sistemlerinden gelmiş olabilir. Bu tip cisimlere ikinci geçiş yapan veya göçebe cisimler denir. Oort bulutunda bulunan cisimlerin çevresindeki etkileşimler sonucu ortaya çıkan nötrinolar, bu uzak bölgenin varlığını ve içeriğini doğrulamak üzere kullanılabilir. Ancak nötrinoların algılanması oldukça zordur. Oort bulutundan gelen bazı cisimler, Kuiper kuşağına kadar olan iç bölgelerde de bulunabilir. Bu cisimler, içerikleri ve yörüngeleri nedeniyle Oort bulutundan kaynaklandığı düşünülebilir. Oort bulutu, içerdiği eski materyaller ve potansiyel olarak yaşamın temellerini barındıran organik moleküllerle bilim dünyasının dikkatini çekmektedir. Bu buzlu bölge, astrobiyologlar için muazzam bir laboratuvar olabilir. İçerdiği cisimler, evrenin başlangıcına ve Güneş sisteminin doğuşuna dair önemli ipuçları sunabilir. Oort bulutunda yer alan kuyruklu yıldız kalıntıları ve buzlu gök cisimleri, Güneş sisteminin erken evrelerinden kalan eski materyallerin korunmuş hallerini taşıyor olabilir. Bu eski materyaller, astrobiyologlara yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini anlamak için eşsiz bir pencere sunabilir. Astrobiyologlar, Oort bulutunda bulunan cisimlerin içindeki organik moleküllerin varlığını araştırarak, evrenin, yaşamın doğuşunu destekleyecek temel bileşenleri içerip içermediğini anlamaya çalışıyor. Bu moleküller, Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan koşulları ve yaşamın evrimini aydınlatabilir. Oort bulutu, genellikle düşük yoğunluklu bir bölge olarak kabul edilir. Bu durum, Güneş sisteminin dış bölgelerinde, uzak mesafelerde ve geniş bir alana yayılmış birçok buzlu cismin bulunduğu anlamına gelir. Bu cisimler, genellikle birbirlerine çok uzak ve seyrek bir şekilde dağılmıştır. Bu düşük yoğunluk, Güneş sisteminin iç bölgelerindeki gezegenlere göre, Oort bulutunun daha seyrek ve geniş bir yapıda olduğunu öne sürer. Bu bulutun içindeki nesneler, genellikle çok zayıf ışık yayar ve Güneş'ten uzak mesafelerde bulunduklarından dolayı doğrudan gözlemlenmeleri zordur. Gelecekteki keşifler için umutlu bir şekilde teknolojinin gelişimi ve uzay gözlemlerindeki ilerlemeler Oort bulutunun gizemini ortaya çıkarabilir. Yeni nesil uzay araçları, daha hassas teleskoplar ve ileri düzey bilgisayar modellemeleri bu uzak bölgeyi anlamamıza ve belki de doğrudan gözlemlememize olanak tanıyabilir. Gelecekteki keşiflere doğru, Oort bulutuna açılacak kapıların ardında, bilinmeyenlerle dolu, yeni bir bölgeyle karşılaşma şansımız var. Bilimin ve keşif arzusunun bizi nereye götüreceğini görmek, sadece Oort bulutunu değil, aynı zamanda evrenin genelindeki sırları da aydınlatabilir. Yolculuk, belirsizlikle dolu olsa da, keşfetme tutkusu, bilinmeyeni aydınlatma yolunda bize rehberlik edecektir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.